Evet sevgili spor severler, herkese selamlar. 26 Temmuz bülteni ile birlikteyiz. Bugün yine 1.5 gol üst taktiğimizi bulmaya devam edeceğiz. Maçlarımızı bulmaya devam edeceğiz. Dün 5'te 5 yaptık, yine full çektik. Gerçekten güzel maçlar vardı. Hepsi de rahat bir şekilde geldi. Bir Napoli hariç biraz sıkıntılıydı son maç. 96'da geldi gol. Yani o biraz bayağı bir bizi heyecanlandırdı ama diğer karşılaşmalarda gerçekten güzel geçti. Evet, gün 4'te 4, bugün 5'te 5. İyi gidiyoruz. Değerlendiren arkadaşlarımıza tebrikler. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki sizlerin de desteğiyle birlikte yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza destek olursanız, abone olursanız, yorum ve görüşlerinizi de mutlaka atarsanız, mesajlarınız bizim için çok önemli. Like atıp bir de paylaşmayı unutmazsanız seviniriz ki en azından bizlere de bu şekilde destek olmuş olursunuz. Ve özellikle de videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü önemli bilgiler paylaşıyoruz. Maçlarla ilgili olsun. Ondan dolayı yani mesela birazdan anket var. Bununla ilgili bir bilgi paylaşacağız sizlerle. Bir düne bakacağız. Nasıl geçti? Bunları tek tek sizlerle değerlendireceğiz. Aynı zamanda Facebook'ta Mustelli İddia adında sayfamızda tabii ki sizleri de bekliyoruz. Mustelli İddia sayfamızı mutlaka gelip değerlendirin arkadaşlar. Gelelim anketimize. Evet, yeni bir anket açtık. Dediğimiz gibi haftaya anketimiz şöyle Cuma'ya kadar açık olacak. Ve yeni bir video hazırlığı içerisinde olacağız. Ankete göre şu andaki 1.5 gol üst taktiğine devam edelim. KG var taktiğimi çekelim. İlk yarı gol taktiği, ilk yarı gol var taktiğimi yapalım. Ya da maç sonucu 1 ya da 2 çift şans taktiğini değerlendirelim. Size kaldı arkadaşlar. Yorum ve görüşleriniz bölümümüzde aşağıda anketle ilgili tercihlerinizi kullanabilirsiniz. Ya da anket bölümümüze katılıp orada oy kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haftaya Cuma'ya kadar anketimiz açık olacak. Bu 4 tercihten birini değerlendirip seçebilirsiniz. Geçen ankette yaklaşık olarak 350 oy aldık. Çok sağ ol ilginiz için. Bu ankette de yine yoğun oylarınızı bekliyoruz. Ona göre de hafta sonuna doğru işte anketimizi bakıp sonuçlandırıp sonra da hafta sonu da güzel bir video sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Şimdi ne söyleyeyim anketin sonucuna göre. Gelelim düne. Evet. Dün gerçekten çok güzel geçti. Sabah Çin Ligi'nde Guangzhou-Shanghai karşılaşmasıyla başladık. 3-1 bitti karşılaşma. Sonrasında Danimarka'da Viborg Kolding karşılaşması vardı. 2-0 bitti. Fürstorfer Karlsruhe 1919 Avusturya 2. Ligi'nden bir karşılaşma. O da 2-0 bitti. Sonra da Helsinki-Tampere karşılaşması da 2-0 bitti. En sonunda da bizi gerçekten çok heyecanlandıran Napoli-Sausalo karşılaşması. Bu karşılaşmada 2-0 bitti arkadaşlar. Yani şöyle değerlendirecek olursak maçlara 2-3 gol arası 4 karşılaşma gelmiş. Öbür taraftan da Çin'de 2.5 hatta 3.5 gol üstü olmuş. Bu taktikte 2-3 gol arası tercihleri de sistem olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu gözümüze çarptı. Çoğunlukla böyle 2-0, 2-1 gibi skorlar, 1-1 gibi skorlar çıkıyor yaptığımız izlenimlere göre. Sizin izlenimleriniz nedir? Siz de bir değerlendirin. Gerçekten birçoğumuz yorum bölümünde 2.5 gol üst bittiğini söylüyor arkadaşlarımız çoğunlukla. Birçoğumuz 10 maç alıp bunların dışında daha bir 5 maç daha ekleyip onda 9 yaptıklarını yazıyor arkadaşlarımız. Biz dediğimiz gibi elimizden geldiği kadarıyla 4-5 işte bültene göre bazen 6-7 de oluyor. Fazla aşmamak şartıyla maçlarımızı bu şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi 2 günden beri yine çok süper gidiyoruz. Ondan evvelsi günler de iyiydik ama kıl payı böyle 5'te 4'ler, 4'te 3'ler gibi sonuçlarla
bitirdik. Hatta bazen 5'te 3, hatta da yani en kötü ihtimal 6'da 3 gibi durumlar oldu ama bir önceki videoları izlerseniz zaten videolar bölümünde tespit ederseniz 10'da 10'lar var mesela, 7'de 7'ler var, 8'de 8 yaptığımız maçlar var. Gerçekten başarılı sonuçlar elde ettik bu taktikle. Ondan dolayı bakalım bugünkü 5 maçımız nasıl olacak? Onu da birlikte şöyle bir izleyip değerlendirelim. Evet, 5 maçımıza geçiyoruz. Bugünkü 5 tercihimiz hangi liglerden şöyle bir görelim. Görmeden önce tabii ki taktikle ilgili yeni katılan arkadaşlarımız eğer taktiği tam olarak detayına görmek istiyorlarsa altta videonun linkini yer verdik. Taktikle ilgili detaylı bilgileri oradan alabilir. 1.5 gol üst taktiğinin detayları aşağıda linkli arkadaşlar. Hatta yukarıda linkte de görebilmişsinizdir. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar taktiğimizi detaylı bir şekilde. Şimdi gelelim maçlarımıza. Evet, ilk maçımız İsviçre'de Young Boys Luzern karşılaşması. Bu karşılaşmada saat 16'da başlıyor. Türkiye saatiyle 16. Hemen bir bakalım. Çünkü bazen saatlerde bir saatlik bir geri oluyor. Hemen sizlerle paylaşalım. Young Boys karşılaşması saat, evet, Türkiye saatiyle 17 arkadaşlar. Burada bir saat geri oluyor. Young Boys Luzern karşılaşması saat 17'de ve bu karşılaşmada 2 gol bekliyoruz. Young Boys favori. Honka Rovaniemen karşılaşması Finlandiya'da. Honka Rovaniemen karşılaşması da 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Burada da istatistikleri göre zaten bizim uyguladığımız taktiğe uyuyor. Son karşılaşmaları da zaten Honka'nın ikişer gol attığını görüyoruz. Bakalım görelim. Burada 2 gol bekliyoruz. Bate Borisov Minsk karşılaşması. Evet, Bate Borisov Minsk karşısında. Burada da 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Bate bakalım ne olacak. Bu karşılaşmada favori 2 gol bekliyoruz. Gelelim 4. karşılaşmamıza. Danimarka'da Kopenhag Nordjylland karşılaşması. Bu karşılaşmada da en azından 2 gol bekliyoruz. Kopenhag favori. Karşılaşmada taktiğimiz de uyuyor. En az 2 gol de buradan bekliyoruz arkadaşlar. Ve günün son karşılaşması, 5. karşılaşmamız ise Portekiz'de. Portekiz liginde de şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Çok gol oluyor. Bol gollü maçlar geçiyor. Yani ilginçtir ki ilk yarıdan 2-3 goller meydana çıkmaya başladı Portekiz'de. Son haftalara yaklaşıldığı için mi? Artık bilemem. Portekiz'de halbuki o kadar fazla gol olmayan bir ligden bahsediyorduk ama bu aralar çok goller oluyor Portekiz liginde. Bugün de herhalde 2-3 maç var. Bu maçı seçtik sizin için. En az 2 gol bekliyoruz. Porto Mendes'e Aves karşılaşmasında. Bakalım ne olacak? Bu karşılaşmada da en azından bir 2 gol bekliyoruz arkadaşlar. Görelim neler olacak. Değerlendirelim. Evet, 5 maçımız böyleydi. Tekrardan kısa kısa hatırlatalım. Porto Mendes'e Aves, Portekiz'de. Danimarka'da Kopenhag Nordjylland. Beyaz Rusya'da Bate Borisov Minsk. Finlandiya'da Honka Rovaniemen karşılaşması. Ve İsviçre'de de Young Boys Luzern karşılaşması arkadaşlar. Evet. Bugünkü karşılaşmamız bu şekilde. Diğer maçlara da bakacağımız zaman dediğim gibi dün gerçekten güzel performans sergiledik. Bu performansı devam etmeye çalışacağız. Tabii ki sizlerin desteğiyle arkadaşlar. Muster'de iddia adında sayfamız var. Facebook sayfamız. Orada da mutlaka sizleri bekliyoruz. Orada da bayağı yoğun bir abone sayımıza ulaştık. Buradan da desteklerinizi esirgemeyen herkese teşekkürler. Ve özellikle de arkadaşlar anketimize mutlaka katılın. Tekrardan şöyle bir göstereyim anketimizi. Ankette şu andaki 1.5 gol üst taktiğimize devam edelim. Karşılıklı gol var taktiğimi yapalım. Videomuzu çekelim. İlk yarı gol var taktiği konusunda bir videomu çekelim. Yoksa maç sonucu 1 ya da 2 çifte şans taktiğini mi tercih edelim. Bu tercihleri sizlere bıraktık. Artık yorum ve görüşler sizin.
Bütün ve yorum ve görüşlerinizi okuyoruz arkadaşlar. Tek tek görüyoruz ve like'lıyoruz da zaten görüyorsunuzdur. Eğer kendi taktiğiniz varsa bunun dışında ya da tercih ettiğiniz maçlar, kuponlar varsa seve seve paylaşabilirsiniz. Maçlarınızı paylaşabilirsiniz. En azından bizleri de bu şekilde karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Ama tabii ki de saygı çerçevesinde olursa yorumlarınız çok çok seviniriz. Olumsuz yorumlar olduğu zaman siliyoruz. Küfür içerikli ya da değişik içerikli yönelik yorumlara kesinlikle yer vermiyoruz. Onu da söyleyeyim. Maksat burada. Biz burada karşılık beklemiyoruz. Ücretsiz bir şekilde sizlere maçları veriyoruz. Ücret de istemiyoruz kesinlikle. O konuda biz zaten karşıyız. Burada bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığında siz de videomuzu izleyerek, bir likeleyerek, bir de beğeni paylaşarak bizleri desteklemiş oluyorsunuz. Konu budur. Umarım yarın tekrar güzel haberlerle sizlerle birlikte oluruz. Herkese bol şanslar, iyi pazarlar.